Efendim herkese yeniden merhaba. Türk medyasının son dönemlerde bütün görüşlerini iç politikaya çevirmesi ve bir de Rusya'daki ayaklanmayla çok yakından ilgilenmesi çerçevesinde biraz o kenarda köşede kalan vahim bir gelişmeyle devam etmek istiyorum. Çünkü bu gelişme her ne kadar Türkiye'yi şu anda doğrudan etkilemiyor gibi gözükse de bu gelişme esasında eninde sonunda Türkiye'yi etkileyecek bir gelişmedir. Neden bahsediyorum? Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan Kongresi'nden kaynaklanan bir hareketle Irak'ın kuzeyindeki Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne hava savunma sistemi verme süreci. Şimdi hava savunma sistemi vermek şudur. Böyle bir rejime sana dışarıdan gelebilecek çok fazla hava tehdidi var. İran, Türkiye vesaire. Senin kendini kendi imkanlarında korumanı sağlayalım en iyisi. Bu özellikle bir özerk yönetimi, yani bir devletin bünyesinde, şimdi Irak bir bütün. Bu bütünün içinde Bağdat yönetimi var. Bir başbakanı var, savunma bakanı var ve ordusu var. Tabii tuhaf bir ülke, Haçlı Şabi denilen Şii milisleri de var. Bir de kuzeyde Kürt yönetimi var. Onun da Peşmerge kuvvetleri var. Peşmerge komutanlığı var. Şimdi böyle bir çok parçalı devletin bünyesinde yer alan bir özerk yönetime siz örnek veriyorum patriot verirseniz o bölgedeki bütün jeopolitik ve jeostratejik gelişmelerin değişmesine neden olursunuz. Bu videonun da nedeni zaten bu. Niye? Çünkü İran ayağa kalktı ve direkt olarak Irak'a bir notayla ne oluyor orada sorusu sordu. Ve bakın Irak hükümeti ve Kürt bölgesel yönetiminden bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Sorumluluk içinde davranmalılar ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vermemeliler diyor. Ne demek bu? Yani ben Irak üzerinde vesayete sahibim İran olarak. Ben istersem oradaki şunu vurabilirim, bunu vurabilirim. Petrol boru hatlarını bile vurabilirim. Ama siz Amerika'dan bir hava savunma sistemi alırsanız ben İran olarak sizin tepenize binerim anlamına geliyor. Şimdi bu böyle bir reaksiyon. Bu bugünün itibariyle başlayan bir süreç. Irak merkezi yönetimi olayı biraz sessiz karşılıyor. Fakat Barzani'nin yayın organlarına baktım. Ruda başta olmak üzere. Hepsi neşeli. Peki bu olay nasıl çıktı? Önce ona bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Nebraska Cumhuriyetçi temsilci, bu milletvekili yani, Don Bacon diye bir şahsiyet var. Genç bir adam baktım. Silahlı Kuvvetler Komisyonu'na bir karar tasarısı sundu. Nerede sundu? Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bütçesi vardır, bir de Pentagon'un bütçesi vardır. Yani Amerika Birleşik Devletleri iki bütçeyle yönetilen bir devlettir. Bir normal bütçesi çok tartışılır. Harcamalar, şunlar bunlar. İki, yani başka bir devletlerin tamamının bütçesi kadar olan bir de Pentagon bütçesi vardır. Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin bütçesi vardır ki dünyanın belki de 100 devletinin toplam bütçesi kadar bir rakam çıkar karşımıza. 1 trilyon dolarlar falan filan. Şimdi 2024 mali yılı ulusal savunma yetkilendirme yasası görüşmelerinde Don Bacon bir karar tasarısını silahlı kuvvetlerden geçirdi bu komisyondan. Senato'ya gidiyor şimdi. Nedir o? Diyor ki İran'ın artan roket, füze ve SİHA saldırıları çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki Kürt otonom yönetiminin güçlü bir hava savunma sistemine ihtiyacı vardır. Bu karar tasarısı kabul edildiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Erbil yönetimine
hava savunma sistemi aktarma ve Peşmerge Komutanlığı'nın ilgili personelini bu hava savunma sistemleriyle ilgili olarak eğitme yükümlülüğü kazanacaktır diyor. Yani diyor ki Amerika, ben oraya güçlü bir hava savunma. Bunu diyen Amerika yıllarca bize Patriot vermemiş, hava savunma sistemlerimizi güçlendirmemizi ambargolarıyla durdurmuş. Sonuçta S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan alma zorunda kaldığımızda da F-35 projesinden atarak bir de bize yaptırım uygulamış bir Amerika Birleşik Devletleri. Bakın hala aynı Amerika Birleşik Devletleri kendisinden istediğimiz 40 tane 70 blok F-16'nın satışına ve 80 tane de renovasyon kitine onay vermemiş durumda. Yani bize uçak vermiyorsun, hava savunma sistemini vermiyorsun. NATO'da stratejik ortağımız, Türklerle Kore'de harika savaştık palavraları sıkıyorsun. Ama sonuçta Türkiye için son derece stratejik, son derece ama stratejik bir alana birdenbire hava savunma sistemi koyuyorsun. Hem de nasıl bir hava savunma sistemi? Uçanı kaçanı yakalayan. Bu çok önemli. Bakın bizim son hava saldırılarımızdan sonra hani PKK'ya karşı falan ve de Kartal Pençe harekatımızdan sonra zaten Irak parlamentosundan karar çıkarttılar. Türk askeri Irak topraklarını terk etsin diye. Aynı tür bir karar da Barzani yönetimi tarafından alındı. Yani esasında Irak üzerinde PKK'ya karşı mücadeleyi sürdürmekte olan SİHA'larımıza, İHA'larımıza, şuyumuza karşı bir kararlar zinciri zaten o bölgede var. Şimdi efendim Barzani cesaret eder mi Türk SİHA'sını vurmaya? Bilmiyoruz ki kimin eline geçecek o. O orası öyle gelişmiş silah verilebilecek bir bölge mi? Dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinden teslim edileceği. Şimdi Amerikan ordusu orada kendi silah sistemleriyle duruyor, ona kimse dokunamaz. Ama sen Peşmerge'ye silah sistemi verdin, 3 tanesi kayboldu. Nerede bulacağız onu? PKK'nın ininde mi bulacağız? Olmadı mı bunlar? Oldu. Hepsi oldu. Bugün son derece disiplinli ve güçlü bir ordu sistemi gerçekleştiren ve sergileyen Ukrayna'ya verilen silahların bile takibi yapılamıyor. O silahların bir gün kimin cebinden çıkacağını da Amerikalılar bile bilmiyorlar. Böyle bir yere siz son derece gelişmiş bir hava savunma sistemini aktarırsanız yarın bir gün PKK'lı bir elebaşının arabasının peşine düşmüş olan bir Türk Bayraktar TB2'si füzeleriyle beraber şakkadanak kendini yerde buluverir. Bir de böyle bir şey var. Fakat Beyaz Saray'dan gelen bilgiler, Joe Biden'ın Senato'dan bu karar çıktığı takdirde derhal onaylayacağını ve Peşmerge birliklerinin, Peşmerge komutanlığının bu gelişmiş silah sistemleri konusunda hızla eğitiminin Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayacağını duyurdular. Buna Türkiye seyirci kalır mı kalmaz mı bilemem. Bu memleketi ben yönetmiyorum. Ben mütevazi bir gazeteciyim. Gördüğümü söylerim, duyduğumu söylerim ve bu olayda olduğu gibi kaygılarımı iletirim. Gerisi tabii ki memleketi yönetenlere düşmüş bir durumdur. Benim gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemel bu tür bir kararı Türkiye'yi hem Irak'ta hem Suriye hattında ciddi şekilde tehdit edecek bir adımdır. Ona göre bir bakmak lazım. Bir cümle daha ekleyeceğim. Sonra onu takip ediyorum. Şey yapacağım. 80'li yıllarda Stinger füzeleri vardı. Omuzdan atmalı hava savunma sistemleri. Amerika Birleşik Devletleri bu sistemlerin üretimini durdurmuş idi. Evdeki kaynaklar, evdeki stoklarla devam ediyorlardı. Fakat ilgili şirket emekli olmuş elemanlarını göreve çağırmış. Stinger hava savunma, omuzdan atmalı hava savunma sistemlerinin
yeniden seri üretimine geçiyorlar. O Stinger'leri en son Sovyetler Birliği'nin işgalinde Afgan Müslüman mücahitlerinin omuzunda görmüştük. Peynir ekmek gibi bütün terör örgütlerine dağılmıştı sonrasında da. Bu Stinger'ler de buralara gelirse zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücünün Suriye ve Irak hava sahalarında nasıl bir tehditle karşılaşacağını varın siz düşünün derim. Baştan da söyledim, mütevazi bir gazeteciyim. Geleceği okumaya çalışıyorum ama inşallah yanılırım. Hoşçakalın.